Selam arkadaşlar, evden hızlıca bir çıkış yapıyoruz. Her zaman bir yerlere geç kalma huyumuz var bizim. Şimdi oyun parkına gidiyoruz, oyun grubuna gidiyoruz Mila ile birlikte. Orada da arkadaşıyla buluşacağız. Bakalım bugün bizimlesiniz, ayrıntıları size çekmeye çalışacağım. Şimdi hızlıca gitmemiz gerekiyor. Biz geldik. Şöyle bir 20 dakika kadar park yeri aradım arkadaşlar ve sonunda buldum. Şimdi de arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar da park yeri bulamıyorlar. Şimdi onlar da buraya gelecek. Bir kişilik yer var. Bakayım kimse park etmesin. Mila da yolda uyudu. Zaten ben size çektim gelirken. Geliyor işparkçı abi. İşparkçı abi beni gördü ve geliyor şu an. Şöyle bırakayım sizi. Bakalım ne kadarmış. Kolay gelsin. Ya da 3 saat kalacağız belli değil. Şöyle bir. Teşekkürler. Arkadaşlar birkaç gündür havalar o kadar serin gidiyor ki evin içi falan da serinledi. Ama bugün bayağı sıcakmış. Hatta Mila'yı şöyle atletle bindirdim arabaya. Çünkü Mila çok terliyor. Nereye geldin sen? Efendim? Ne istiyorsun? Senin arkadaşın. Ne anneciğim anlamadım. Senin arkadaşım. Ha, senin arkadaşın geliyor, senin arkadaşın bir tane. Önümüze park edecekler şimdi. Bekliyoruz onları. Dur geldi. Mila arkadaşıyla buluştu. Biz buluştuk ve geldik mekana. Şöyle biraz size çekeceğim mekanı da. Şöyle bir yer ama... Dışarıda oturma yerleri falan var. Instagram'da görüldüğü kadar görkemli bir yer değil. Biz yani o şeyi bulamadık. Neyi beğendin bir tane? Burada çocuklarınızı bırakıp dışarıda kahve içebiliyorsunuz. Şöyle. Kitaplar falan var, oyuncaklar var. Şurada bir kaydırak yeri var. Böyle bir yer yani. Ne oynuyorsun Mila? Ne oynuyorsun? Sevdin mi burayı? Sevdim ama ilk oluyor. Allah Allah. Ama beni bırakmıyorsun. Nereye gitmiş? Bul bakalım hadi Selin'le. Abdest alan. Selin. Selin ne yapıyorsun? Tamamdır. Peçete alalım. Yıkadım gerçekten elini. Ayaklarına pardon. Ne kadar temiz ve titiz bir kızsın Selin. Ayaklarını yıkadı. Pislendiği için ayakları. Anne. Ne yaptın? Ne yaptın? Olmaz. Bak kendini görmek ister misin burada? Bak. Beğenmedim. Tamam efendim aşkım. Bak ben de çorap giydim. Evet Mila çorap giymiş. Evet. Batacaksın tamam. Bak şuraya basman gerekiyor. Burayı pek beğenmedik arkadaşlar. Bir daha gelir miyiz? Muhtemelen gelmeyiz diye düşünüyorum. Şimdi daha önce gittiğimiz bir yer vardı. Oraya gideceğiz ama ben size orayı daha önce vloglamamıştım. İki kez gittik oraya, memnun kaldık. Ve aynı bu mantıkta orası da. Çocuğunuz içeride bir ablayla oynuyor. Siz de şey yapıyorsunuz, dışarıda oturup da kahve içebiliyorsunuz. Ne anneciğim? Ne anne? Şimdi trafikteyiz. Şöyle size göstereyim. Aslında yakın geçeceğimiz yer. Ama trafiğe takıldım. Şu an 8 dakika gösteriyor gerçi. Mila daha atıştırmalık yapıyor arkada. Atıştırmalık yiyor. Şimdi bir saat falan herhalde orada dururuz muhtemelen. Bir saat falan da orada takılsak. Sonra da bir yemek yemeye gideriz dedik. Böyle yani günümüz geçiyor. Siz de bizimlesiniz. Trafik açılıyor. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Selim burada kraker yiyor.
Mila da burada oynuyor. Biz buraya geldik şimdi. Burası daha farklı bir yer. Böyle biraz göstereyim. Çek onu bir. Böyle biraz size göstereyim. Şurada kaydırak falan var. Burada oyuncaklar var. Etkinlikler falan yapılıyor. Biz buraya daha önce zaten iki kez gelmiştik. Burayı daha seviyoruz ve Mila da şöyle göstereceğim. Kendi kendine oynuyor burada. Benden çok ayrı kalan bir çocuk olmadığı için ilk defa burada böyle oynamıştı. Az önce gittiğimiz yerde durmadı. Tek başına oynamak istemedi. Ben de yanına gittim. Burada böyle duruyor, oynuyor. Mila! Ne yapıyorsun? O ne aşkım? Tamam, oyna oyna bebeğim, oyna. Bak Selin burada, çağırsana Selin de. Mila? Selin de çağıracak mısın? Biz de şurada kahve içiyoruz. Hemen böyle dışarıda. Ne istiyorsun kızım? Kraker mi? Kraker mi? Su mu? Yine kraker. Bir de şöyle bahçesi var. Burada da etkinlik saatleri oluyormuş. Etkinlikler yapıyorlarmış. Evet, tatlı bir yer. Şöyle kitaplar falan da var. Burada varmış. Şimdi gördüm ben de. Peppa'nın kitabını bir de göstereyim. Çünkü bu ara Peppa Pig hastasıyız. Bayağı seviyor. Burada böyle oturuyoruz. Anneler kahve içiyorlar. Çocuklar da burada oynuyor. Böyle cam olduğu için buradan rahatlıkla çocuğunuz da sizi görüyor. Siz de onu görebiliyorsunuz. Ama bitti süremiz. Gidiyoruz. Ne istiyorsun? Ama yemek yemeye gideceğiz. Olur mu? Selin de geliyor. Mila, yemek yiyeceğimiz yerde çok güzel oyun alanı var, biliyor musun? Orada da varmış. Evet, çok güzel oyuncaklar var. Toplu mu yoksa? Toplu oyun parkına. Çıkartamıyoruz buradan Mila'yı. Son durağımız yemek yemeye geldik ve burası da yemek yediğimiz zamanda da oyun alanı varmış. Hatta oyun ablası da var onlarla ilgilenen. Bugün gerçekten oyun yerlerine doydular diye düşünüyorum. Oynuyorlar birlikte. Böyle oyun ablası olan yerlerde kafanız rahat oluyor. Çocuk düştü mü, bir şey oldu mu falan diye. Ay ben sizi yerim, çok tatlısınız. Aynen de zor oluyor. Ve yemek molası. Bizimkiler yemek yiyor. Mila'nın gözü de parkta kaldı, öyle mi Mila? Parkta mı kaldı gözün? Yiyince parka gidebilirsin. Evet, yiyeceksin, güçleneceksin. Sonra parka gideceksiniz, yine oynayacaksınız. Çok mu güçleneceksin? Güçlendin mi yoksa? Aa, güçlendi Mila. Eve geldik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Ben de şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Muhtemelen yarın yayınlarım diye düşünüyorum. Bu akşam eğer ki editleyebilirsem. Yarın da yayınlarım sizlere bu videoyu. Hemen izlemiş olursunuz. İlk gittiğimiz yeri belki biliyorsunuzdur. Bağdat Caddesi'nde zaten. Biz şeyi çok beğenmedik. Nasıl desem size, iletişimlerini, çocuklarla iletişimlerini. Bu ikinci gittiğimiz yerde. İçeride işte ablalar oluyor, bir ya da iki tane. Ve çocukla gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. O ilk gittiğimiz Bağdat'taki yer, yani biri vardı içeride ama asla çocuklarla ilgilenmiyordu. Zaten çoğunluk anneli çocuklu girmişlerdi. Anneleriyle çocuklar birlikte girmişlerdi. Ama annesiz giren çocuklarla da ilgilenilmiyordu. Biz bunu gözlemledik. Böyle gittiğimiz yerde biz ilgiye, alakaya önem veriyoruz. Yani ben çok veriyorum gerçekten buna, böyle güler yüze, samimiyete, işte ilgiye, alakaya önem veriyorum. Bir daha gider miyim bilmiyorum. Kafe bölümü güzeldi bu arada ama içerideki dediğim gibi ilgi alaka güzel olmadığı için, bir de gittiğimiz, işte gittik biraz durduktan sonra, yani orada biri var ve çocuklarla ilgilenmek için orada var ama o surat asık bir şekilde etrafı toparlıyordu böyle. Yani o mod
Bana iyi gelmedi bilmiyorum. Zaten saatimizi bile tamamlamadan çıktık oradan. Dedik hadi biz götürelim çocukları buradan diğer tarafa gidelim. Diğer tarafa gittik. Orada da oturup kahvelerimizi içtik. İlk gittiğimiz yerde kahve bile içemedik. Bilmiyorum belki de oranın atmosferi de etkiledi Mila'yı ve tek kalmak istemedi orada. Benim de yanımda olmamı istedi. Ama ikinci yerde hemen direkt zaten gitti. Daha önce de gitmiştik bu arada iki kez ama ben size çekmedim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Daha önce de iki kez gittiğimiz bir yer. Gayet güzel. Bu son gittiğimizde Maltepe'de bir yer. Eğer bu taraftaysanız onun da ismini verin. Gidebilirsiniz. Gayet sakin ve çok ilgililer, güler yüzlüler. Ben buna çok dikkat ediyorum dediğim gibi. Orada direkt zaten oynadı falan çektim biraz diye hatırlıyorum size. Biz de rahat rahat kahvelerimizi içip sohbet ettik. Sonrasında da bir yemek yedik ve eve geldik. Yemek yediğimiz yerde de oyun alanı vardı. Orada da oyun oynadılar falan. Bayağı yorulduğunu düşünüyorum. Umarım güzel uyur bu akşam. Bizden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere derken kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın.